bütün Türk kadınlarının, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Onların mücadelesine elimizden geldiği kadar bütün gücümüzle destek vereceğimizi, omuz omuza, yürek yüreğe, aşkla, sevgiyle bir kurtuluş mücadelesini birlikte örgütlemek gerektiğine olan inancımızı ve görüşlerimizi bir kez daha tekrar etmeyi, altını çizmeyi gerekli görüyorum. Hocam, konu şu, enteresan bir tartışma devam ediyor. Yani bir Afyon üzerinden devam eden bir tartışma giderek büyüdü. Yani öyle bir tartışma haline geldi ki Burcu Köksal krizi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim siyasetini, seçimlerdeki başarısını, seçimlerdeki çalışmasını temelden etkileyecek bir karakter kazanmaya başladı. Ben hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu krizi doğru yönetmediğini, iyi yönetmediğini, Afyon'un gözden çıkartılabileceğini bu nedenle, dün söyledim, önceki gün de söyledim. Bu şu demek değildir. Afyonluların gözden çıkartılması değildir. Cumhuriyet Halk Partisi gerektiğinde Afyon'da kaybetmeyi göz almalı ama bu imajını bir an önce toparlamaya çalışmalıdır. Bir an önce. Çünkü Burcu Köksal bugün düzenlediği bir basın toplantısında da altını çize çize. Efendim, DEM partililerle, Hüda Partisi'yle belediyeyi yönetmeyecekmiş. Ama herkese etnik görüşü, siyasal görüşü, etnik kimliği, dinsel inancı ne olursa olsun belediyenin kapıları açıkmış. Oldu, bir de belediyenin kapısını vatandaşa da kapat. Yani tartışma bu değil ki. Tartışma bu, belediyenin kapısı demliler dışında herkese açık diyen sensin. Bu laf çok açık. Bu laf kayıtlarda. Buradan çıkış yok. Ya net bir şekilde eğmeden, bükmeden net bir şekilde özür dileyeceksiniz ya istifa edeceksiniz. Bunlardan ikisini de yapmıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi disiplin kuruluna sevk ederek yetkili kurullarının, ya parti hukukunun gereğini yapmak durumundadır. Bütün Türkiye'de seçimi riske atmış bir belediye başkan adayından söz ediyoruz. Bugün Özgür Özel'in bir Eskişehir'deki bir konuşması dikkatimi çekti. Daha önce bir şehirde bizim kadın belediye başkanımız vardı. O da Aydın'dı dedi. Yanlış bilmiyorsam eğer, bir büyük şehirde belediye başkanımız vardı. O da Aydın dedi. Sonra şimdi dedi 5 şehirde adayımız var dedi ve 6.'sını saymadı. Afyon'u saymadı. Niye saymadı bilmiyoruz. Ama diğer taraftan da DEM Parti ve DEM Parti üzerinden kışkırtma yapan AKP iktidarı, DEM Parti içindeki bazı bağlantıları üzerinden, o bağlantıları tahmin edebiliyorsunuz, bağlantıları üzerinden kışkırtmaya başladı DEM Parti ve DEM Partilileri. Bu kışkırtma bugün Ekrem İmamoğlu'nun tanıtımları yayınlanıyor. Bir internet, bir YouTube kanalı olan Babala TV diye bilinen bir TV kanalındaki katılımcıların yönelttiği sorularda da bu kışkırtmanın sonuçlarını açıkça görmek mümkündü. Birisi kalkıyor mesela. Birisi kalkıyor ve bir söz alıyor. Diyor ki işte DEM Parti ile falan bunu yönettiniz, bilmem ne filan yönetiyorsunuz, onunla ortaklık işbirliği yaptınız falan filan. Şey diyor ki, ya teröristlerle diyor. Ekrem İmamoğlu diyor ki ona, işte bu kadın, bu hanımefendi, ya diyor 7 milyon oy alıyor. Siz 7 milyon kişiye terörist mi diyorsunuz? Evet, terörist diyorum diyor. İşte bu süzme cehalet kuşağını yaratan AKP iktidarıdır. Bu hanımefendi kime ne söylediğinin farkında değil. Hangi ülkede yaşadığının da farkında değil. 7 milyon insana, DEM Parti'ye oy verenlere terörist diyebilecek bir kafa yapısına sahip. Niye? Çünkü AKP bunu böyle propaganda ediyor. İktidar bunu böyle söylüyor. İktidar bir demokratik siyaset alanındaki partiyle bir terör örgütünü bir ve aynı örgütmüş, aynı şeymiş gibi gösterince ona oy veren vatandaşları da birer terörist ilan edersiniz. Ekrem İmamoğlu ağzının payını veriyor. Gerekli yanıtı da veriyor. İşte diyor, bu AKP kafası, AKP zihniyeti tam da budur. 7 milyon insana siz terörist diyemezsiniz. Bu yanlıştır. Onlar bizim yurttaşımızdır diyor. Bir, hem DEM Parti ile 7 milyon insan eşitliyor, hem DEM Parti ile bir terör örgütünü, kendine göre o örgüt hangisiyse onu eşitlemiş oluyor. Şimdi Türkiye böyle bir noktaya kadar geldi. Neyin üzerinden geldi? İşte Burcu Köksal bu atmosferin bir ürünü. Oysa siyaset akıntıya karşı durmakla mümkündür. Devrimci siyaset budur. Akıntıya karşı durmaktır. Rüzgara karşı direnmektir. Rüzgarın savurduğu yere gitmek değil.
Rüzgarın savunduğu yere gidenler ideolojik, tarihsel, siyasal ve ahlaki kökleri olmayanlardır. Çizgileri olmayanlardır. Onların kaderlerini esen rüzgar tayin eder. Bu çok açık. Şimdi hocam Türkiye'yi tahmin edebileceğiniz gibi bu gündem sarmaya devam etti. Fakat Sayın Burcu Köksal attığı tweetlerin yanı sıra kendi genel başkanına da meydan okuyan bir yaklaşımla ve aday olmaya devam ediyor. Fakat bu krizi aşmak mümkün görünmüyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi o taahhütnameyi belediye başkan adaylarına imzalattı. Valla ben belediye başkanı olsam, belediye başkan adayı olsam, böyle bir belge önüme getirilmiş olsa, ya bu saygısızlığı bana nasıl yaparsınız diye sorarım öncelikle. Ayrımcılık yapmayacağıma dair bir belge imzalatılıyorsa eğer, benim ayrımcılık yapacağımdan kuşku duyuluyor demektir. Bu kriz böyle aşılmaz. Bu partinin bir ideolojik politik hattı, bir programı ve bir tarihsel geleneği ve kökü var. Zaten bu parti ancak bu programına, ideolojik çizgisine, tarihsel kimliğine uygun kişilere aday gösteriyor demektir. Burada yanlışlık sadece Afyon'da gösterilen adayda olabilir en fazla. Ben sözünün maksadını aşmış olabileceğini varsayıyordum. Fakat hanımefendi, Burcu Köksal hanımefendi bu konudaki ısrarını sürdürüyor. Bunu sürdürmemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir kurmaylık boşluğu olduğunu değerlendiriyorum. Eğer bu krizi çok hızlı ve en az hasarla atlatma becerisini gösteremezse korkarım ki seçim süresi boyunca bu yani söylenir ya bir askeri deyimdir. Savaşın başında yapacağınız, muharebeden önce yapacağınız yığınak eksikliği bütün savaş, bütün mücadele sonuna kadar devam eder. Başlangıçta yapılan bir hata sizin arkanızı bırakmayacaktır. İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi illerde, büyük şehirlerde, Bursa'da, Balıkesir'de, bu büyük şehirlerde başa baş bir mücadele veriliyor. Bütün bu şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi önde. Bütün bu şehirleri alacak görünüyor. Ama Burcu Köksal'ın bu çıkışı bütün bu büyük şehirleri bir riske sokmuş durumda. Ve fakat bu iş bir taahhütname imzalatılarak halledilmeye çalışılıyor. Olacak şey değil diye düşünüyorum hocam. Buyurun. Evet, şimdi iki konu var bu alanda. Benim üstünde durmak istediğim. Önce çok küçük görünen özel konuya değineyim. Ondan sonra da bütün bu tartışmaların arkasında çok ciddi bir iktidarın yanlış politikası var. Terör konusunda çok yanlış bir politikası var. İktidarının